Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler, mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakal marmelatı tarifi paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Tarifte 2 kilo portakal kullanıyorum. Daha önce sizlerle portakal filata nasıl yapılır videosu paylaşmıştım. O videoya sizi yönlendirmek istemedim. Videonun başında tekrar sizlere portakal filetonu yapılışını ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istedim. Videoda gördüğünüz gibi dış kabuğunu mümkün olduğunca beyaz kısmını temizleyerek portakaldan ayırıyorum. Tabi burada çok fazla portakalı da almadan tamamen dışındaki zarı temizlemek gerekiyor. Benim bakın şurada mesela zar kalmış. Tekrar üzerinden bıçakla o zarı alıyorum. Burada keskin bir bıçak kullanmakta fayda var. Dış kabuğu ve zarı temizledikten sonra şimdi portakal dilimlerinin arasındaki zarı temizleyeceğim. Bakın iki yan taraftaki çizgi şeklinde zarı görüyorsunuz. Bakın dilimin sağından ve solundan tam zarın dibinden keserek filota halinde portakal dilimlerini çıkarıyorsunuz. Çok hafif yüzeyde zarlar kaldı. Onları artık önemsemedim. Ama siz benim için bu zar sıkıntı değil. Ben bu kadar uğraşmak istemiyorum derseniz dış kabuğunu aldıktan sonra direkt dilimleyip bir bıçakla kesip tencere içine alabilirsiniz. Ben içinde beyaz beyaz görünmesini sevmiyorum. Çok hafif de olsa bir kütür kalıyor zardan dolayı. O yüzden fileto yapmayı tercih ediyorum. Derin bir tencere içerisine fileto yapmış olduğum portakalı koyduktan sonra üzerine 2 su bardağı toz şeker koydum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Toz şekeri koyduktan sonra tencereyi ocağın üstüne aldım. Önce ocağı yüksek ateşte açtım. Suyunu salıp kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişiriyorum. Daha sonra orta ateşe aldım. Marmelatın yapılışı kısa sürüyor. Yaklaşık 30-35 dakika içerisinde marmelat hazır oluyor. O yüzden bu süre zarfında lütfen ocağın başından ayrılmayın. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı koyduktan sonra Ara, ara karıştırarak önce 20 dakika pişireceğim. Şimdi 20 dakika doldu. Üzerine bir tatlı kaşığı limon suyu koyduktan sonra tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçiriyorum. Dediğim gibi kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe aldım. Önce 20 dakika pişirdim. Daha sonra blenderdan geçirip ocağa sık ateşe aldıktan sonra Yaklaşık 10-15 dakika pişirmeye devam ettim. Burada süre değişebilir. Blenderdan geçirdikten sonra kısık ateşe alın ve devamlı kontrol edin. Şimdi bakın, tamamen pürüzsüz bir kıvam aldı. Blenderı tencerenin içerisinden çıkarıp kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirmeye devam ediyorum. Mutlaka karıştırın arkadaşlar, yoksa tencerenizin dibi tutar. Tam videoda gördüğünüz kıvamı aldığında tencereyi ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra mutlaka hemen bir cam kavanoza alın. Çünkü tencere içerisinde bıraktığınızda biliyorsunuz ki çelik tencere pişirme işlemine devam ediyor. O yüzden ocaktan alır almaz sıcak sıcak bir cam kavanoz içerisine alın. Tamamen soğuduktan sonra ben kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi size göstermek istedim. 2 kilo portakaldan hazırladığım marmelat gördüğünüz gibi orta boy kavanozu doldurmada. 3 kilodan yapmış olsaydım orta boy kavanoz tamamen dolmuş olurdu. Ölçüyü özellikle göstermek istedim ki daha fazla yapmak isteyenler ölçüyü diledikleri miktarda artırarak marmelatı hazırlasınlar diye. Portakal marmelatını isterseniz bir dilim kızarmış ekmeğin üzerine sürerek yiyebilirsiniz. İsterseniz de bir önceki paylaşımda sizlerle paylaşmış olduğum portakal marmelatlı kurabiye tarifinde kullanabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen destek olmak için videoyu beğenmeyi ve beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak YouTube kanalıma destek olabilirsiniz. Destek olan olmayan herkese videomu izlediği için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.